Selamünaleyküm herkese. Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber deneyeceğimiz Kefo'nun yeni çıkan Optimus nargile lülesi. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız da başlayalım. Evet, karşımızda Kefo'nun Optimus lülesi var. Yerli bir üretim olduğunu belirten bir yazıyla beraber geliyor. Paketini bir 10 kere falan açarsanız arada böyle yırtılmalar olabiliyor. Evet, lülemizi açalım. Çok hoş bir renk olan yeşil, beyaz, güzel bir renkle gönderilmiş bana. Üzerinde bir Kefo logosu var şurada. Lülenin yarısı sırlı, yarısı sırsız kil. Buradan zaten direkt dokunduğu zaman hissediliyor. Baktığımız zaman biraz küçük bir lüle yapısına sahip. Genelde bir blond tütün için kullanılabilecek bir lüle var elimizde. Bence zaten kesin olarak görülen bir şey de bu Lotus uyumlu bir lüle. Isı dengesini nasıl yapar, nasıl eder? Zaten sizlerle beraber biz bunu deneyeceğiz. Bir blond tütün hazırlayıp bunda bir içim yapacağız. Yani lülelerde çok fazla anlatılacak bir şey yok. Sır kalitesi olsun, ondan sonra kil kalitesi olsun, bu tarz şeyler hakkında size saatlerce bilgi vermeme değil, bence performansını anlatmama ihtiyacımız var. Çünkü ben bir lüleyi alırken işte sır kalitesi şu kadar iyi diye bir lüleyi almıyorum. Bir lüleyi alınca bana ne kadar performans verdiğini biliyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani sahte lülelerden kaçının. O da sadece şunun için sizi uyaracağım. Sırlarda kanserojen madde kullanımı diye bir olay var. Bu tarz şeyler tehlikeli durumlara neden olabiliyor. Onun için bu tarz şeylere dikkat ettiğimiz süre boyunca başka da bir şeye çok dikkat etmemize gerek yok. Kalın bir sır var üzerinde. Bayağı kalın bir sır var. Gördüğümüz gibi funnel yapıda zaten. Yani çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Biraz ya kalıp diyeceğim de kalıptan çıktıktan sonra da şu el yapımı tarzında bir şey yazmıyor zaten. Kalıp olduğunu belirten bir şey de yok. Yani belirten bir görüntü de yok burada. Herhangi bir kalıp çizgisi göremedim üzerinde. Bundan bahsedeceğim size. Şimdi siz daha iyi görün diye birazcık daha ışığı kıstım. Şu alt tarafındaki çizgiler biraz yamuk yumuk olmuş. Bu da el yapımı olduğunu gösteren ibarelerden bir tanesi de budur. Her neyse hemen bence testine geçelim. Bakalım nasılmış. Benim de merak ettiğim bir şey. Güzelse fiyat performans diyebiliriz. Değilse yazık olmuş deriz. Hadi bakalım. Kefo'nun şu lülesini Hazal'ın Pink Paradise aromasıyla beraber bir deneyelim. Hazal zaten daha önce çekmiştik. Yanılmıyorum. Bu arada buradan Kefo yetkililerine sesleniyorum. Ayonumun şişesi kırıldı. Bir zaman böyle bir videoya giriş yapmamıştım. Lülenizi size isterseniz geri gönderebilirim. Lütfen benim şişeyi halledin. Sizin lülenizi deneyeyim derken şişeyi infilak etti. Neyse, şaka bir yana. Lülenin performansını merak ediyorum. Yani ucuz bir lüle. Bunu tutup böyle binlerce liralık ya da atıyorum belli bir rakamların üzerindeki lülelerle çok kıyaslamadan direkt başlayalım bir. Allah Allah. Öncelikle lüle yapısından dolayı da çekim tarzı çok hafif. Ki normal bir şey bu. Ayon gibi bir takımın da zaten içimde hafif. Yani. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi Hazal'ın bu tütününü çok tanıdığım bir tütün. Bayağı da bitirdim yani şişeyi, kutuyu. Neden bunu yaptım biliyor musunuz? Isı dayanımını çok iyi bildiğim için yaptım yani. Hani son zamanlarda içtiğim için yani mesela bir anasona falan yapamazsınız bunu. Bazı şeyleri bilerek yapmanız lazım. Bu arkadaş gerçi funnel'da pek güzel giden bir arkadaş değil. Deliki de çok daha güzel gidiyor ama funnel bir lülede ısı dayanımını bildiğim için yaptım. Şöyle söyleyeyim, sır çok kalın bunda. Muhtemelen ısıyı çok ciddi alabildiğini. Aynen. Bakın normalde bak şuraya kadar falan ısınmamış biliyor musun? Ve böyle bir duman çıkartıyor. Bunun sebebi şu. Lüle çok kalın olduğu için yapısal olarak ısı dağılımı biraz yavaş ilerliyor. Isıyı yavaş almaya başlıyor. Onun için tütünü yakmadı. Bakın bu farklı anekdotlardır.
Şimdi bazı lülelerin yapısından dolayı tütünü, yani ısı da biz ısıyı nasıl dağıttığına daha çok bakıyoruz burada ilk başta. Lülenin gerçek kalitesi de uzun süreli kullanımda ortaya çıkıyor, onu da söyleyeceğim. Yani ben burada ana performansı deniyorum. Uzun süreli kullanım bambaşka bir şey yani. Boğazanın en sevdiğim tarafı var ya, deli gibi duman atıyor. Durmadan duman çıkar. Yalnız ısısı bayağı uydu ha buna yani. Şimdi daha ısıyı seven bir tütün yaparsanız, bununla içmeye başladığınızda yani tütünü açana kadar canınızı çıkartır, ama bu ısı dayanımı düşük bir tütün. Lüle geç ısınıyor. Bunu gayet hissettiriyor yani. Ama tütünü haşlamaması da güzel oluyor bu şekilde, biliyor musunuz? Yani eğer acemiysen, dengesiz ısı veriyorsan, az ısı verirsen içemezsin zaten. Onu da söyleyeyim. Ama iyi bir ısı verirsen var ya, güzel gider bu. Yani ucuz bir de. Genel olarak bakıldığı zaman. Şimdi çok para kıyaslamalarına çok girmek istemiyorum ama yani fiyat ucuz. Eğer nargile yeni başlayacaksanız da şöyle bir Lotus'la falan, yani doluma biraz dikkat edin. Üzerindeki airflow dediğimiz bir delik var orta tarafındaki. Airflow'u geçmeyin. Özellikle de Lotus'la yapın ve geçmeyin. Yalnız ufak düzeltilmesi gereken bir şey var. Lotus bir tık kayıyor. Ona birazcık da oyununu yapabilseniz süper olur. Kömür kefo, lüle kefo, yakında tütün de kefo olur. Bir takım ayon, takımı da Vlade kullanacaktım. Aslında Vlade'yi çok iyi temizlediğim için kıyamadım. Bunu da çok iyi temizledim de. Ama Vlade'yi var ya, yani bayağı ciddi bir temizlikten geçirdim. Onun için kıyamadım yani. O benim seyahat nargilem. Güzel gidiyor. Ufak tefek bücür iyi iş görüyor yani. Neyse, ben birazcık içeyim en iyisi. Bir iki dakika da orada görüşelim. Hadi bakalım. Yaklaşık bir yarım saate yakındır içiyorum. Ya açıkça şunu söyleyebilirim. Tütünü haşlamadı. Bu güzel. Beklediğimden daha iyi çıktı performansı ya. Ya bu tarz ürünleri sırf ucuz diye kötülemek ya da ne bileyim yani, bence çok yanlış bir şey. Şimdi bakın hani sır kalitesi olarak çok kaliteli olmayabilir, tamam mı? Kil kalitesi olarak da çok iyi olmayabilir. Ama ısıyı şu an düzgün bir şekilde dağıtıyor mu? Dağıtıyor. Bakalım şu anda şuraya. Evet, ısı daha yeni burada etkili olduğunu gösteriyor. Yani ısıyı yavaş alıyor. Kalın bilgi bu. Nargile yeni başlıyorsunuz, yeni içeceksiniz falan, içtiğiniz tütünleri de çok iyi bilmiyorsunuz. Eğer dolumu yanlış yapmadığınız süre boyunca, yani şu Lotus'a yapışmadığı süre boyunca, bence iş görebilecek bir şey ya, lüle. Sır kalitesi olarak kanserojen bir madde var mı yok mu? Valla firmadan herhangi bir şekilde ben bu konuda bir konuşma, görüşme yapmak istedim de pek ulaşamadım. Son zamanlarda biraz herhalde yoğunlar. Genelde görüşüyordum bu tarz şeyleri. Ne var ne yok gibisinden, ona göre size açıklamaya çalışıyordum. Ama dediğim gibi yani sırrı çok kalın. Kalın bülle, ağır bülle biraz. Ama güzel yani, hani kötüyse kötü diyeceğiz. Güzelse güzel. Tütün de gayet zevk ediyor valla. Yalan mı atalım yani? Zevk vermiyor mu diyelim? Kötü mü diyelim? Neyse, bir de puanlaması yapmıyoruz. Bunu da belirteyim. Yani şimdi ne
herhangi bir puanlamasını bekliyorsanız öyle bir şey yok. Lili'yi puanladığınız zaman aromayı verme olarak diye bir giriş yapmak istemiyorum. Neyse, umarım sizin için de eğlenceli bir video olmuştur. Valla ben nargilemi içmeye devam ediyorum. Dediğim gibi muhtemelen ısı azaldığı zaman ama lüle çöküşe geçer. Normal bu tarz şeylerde ama yani yarım saat güzel bir şekilde götürdü. Bu tarz şeyler de benim için önemli. Daha farklı şeylerde de kullanır denerim yani. Denemem değil. Neyse, daha fazla lafı uzatmayacağım. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Araya valla.